Değerli dostlar, yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim Nuh Albayrak abiyle beraberiz. İçten dıştan entrikalar programımızda. Efendim, öncelikle Nuh'a hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederiz geldiğiniz için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Nuh abicim, bu kaldığımız yerden devam etmeden önce, malum çok hareketli günler yaşıyoruz. Çok yoğun bir gündem var. Açıkçası hani bunun biz bu sizin anlatmış olduğunuz hadiselerle bağlantılı olduğunu veyahut da bağlantısı olmasa bile bir tekerrürden ibaret dediğimiz şeyin olduğunu düşündüğümüz için yani gündemle ilgili de kısa bir özet almak istiyoruz sizden. Velev ki şöyle hani terör örgütünün başındaki kişi öldü. Tam orada işte örgütün başına kim geçecek, işte bölünecek mi, bölünmeyecek mi, nereye defnedilecek diye konuşurken ertesi gün Devlet Bahçeli çıktı ve dedi ki Abla Öcalan gelsin işte mecliste konuşma yapsın dedi. Ortalık bir daha bir dalgalandı. Hemen arkasına TUSAŞ bombalandı. Ayrı bir şey tabii orada gündemde araya kaynayan Tayyip Erdoğan'ın işte Cumhurbaşkanımızın BRICS konferansı ayrı bir nokta. Ve bu arada şeyde Yeşilköy'de havalimanında devam eden o savunma fuarı ayrı bir şey. Ya bunlar böyle sanki üst üste bilerek yapılmış bir hadise gibi de geliyor. Birbirinden bağımsız da gibi geliyor. Bununla ilgili bir yorumunuzu alalım dedim efendim. Değerli dostlar merhaba. Şimdi zaten siz de başlangıçta bir bağ kurdunuz. Biz uzun zamandan beri dilimizin döndüğünce eksik yüksek her neyse işte kelimelerin ağzını yüzünü kırarak da olsa bir şey anlatmaya çalışıyoruz bu içten dıştan entrikalar programlarımızda. Değişik zamanlarda değişik hadiseler aktarıyoruz ama tamamının bir ortak payası var bu anlatmaya çalıştıklarımızın. O da şu, yani ta Abdülhamit Han, hatta Abdülmecit Han döneminden başladık malum. İşte yavaş yavaş bu tarafa doğru geliyoruz. Her dönemde farklı argümanlar kullanılıyor olsa da, her dönemde işte farklı isimler, farklı kesimler kullanılıyor olsa da ortak payda dediğim şey bize dışarıdan, cepheden saldırarak yıkamayanlar içeriden hep işlerini halletmişler. Bu son dönemde böyle olmuş. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız da hemen hemen yani bu mevzu alakalı konuşmalarında son 200 yıl vurgusu yapar hep. Evet. Gerçekten bu son 200 yılda hani Osmanlı'nın nasıl yıkıldığını işte bize kitaplarda işte lisede, üniversitede efendim işte Birinci Dünya Savaşı yapıldı. Osmanlı Almanların yanında savaşa girdi. Almanlar kaybedince biz de kaybetmiş olduk gibi böyle masallarla anlatıyorlardı. Görünüşteki ekrandaki şey belki görüntü belki bu ama şimdi bu iş hasbelkader bu işlerle biraz uğraştığımız zaman, biraz daha karıştırdığımız zaman gördük ki aslında Osmanlı da Birinci Dünya Savaşı'na girmeden önce yıkılmış zaten yani. Evet. Aynen hani böyle bazı tadilat yapılan veya yıkılan binaların önüne bir şey geliyorlar ya böyle güzel süslü püslü bir perde geliyorlar. Gelen geçen o perdeyi görüyor ama arkada neler oluyor kimsenin haberi olmuyor yani. O perdeyi indirince de kimsenin haberi olmuyor. Aynen öyle olmuş yani. Öyle olmuş da yerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti çok mu rahat bırakılmış yani? O darbelere baktığımız zaman çok da fazla kafa yormaya, çok da fazla efendim analiz yapmaya falan gerek bırakmadılar bize. Evet. O kadar açık söylediler ki bizim çocuklar başardılar en sonunda yani. O kadar açık, o kadar net. En son 15 Temmuz'da o kadar eminlerdi ki daha Amerika'dan bu darbe devam ederken yeni başladı saatlerde bitmiş olarak ve başarıya ulaşmış olarak yayınlar yapmaya başladılar Avrupa'da, Amerika'da. Evet. O kadar eminlerdi ve o kadar hazırlamışlar her şeyi. Yani dolayısıyla biz bir şeyi kafa yorma gerek bırakmadan içeride olup biten her şeyin bir dışarıya uzanan bir ucu olduğunu bize anlattılar, öğrettiler, gösterdiler. Evet. Şimdi biz bir taraftan da, gerçi birebir şeye sıra gelmedi. Biz en son 4. kitabın sonunda İsrail nasıl kurulduğunu anlattık ama başka sohbetlerimizde hatırlarsan bu şey başladığı zaman 7 Ekim'den sonra bir özel program yapmıştık. Orada da biz uzun uzun İsrail'in nasıl kurulduğunu konuştuk, anlattık. Özellikle şeye vurgu yaptık. Yahudiler malum sürüldükten sonra işte 2000 yıla yakın zamanda neredeyse bir Filistin'e bir Yahudi devleti hasretiyle yanıyorlar. Sonun son dönemlerinde İngilizlerin kendi ulusal menfaatleri de orada bir Yahudi devletini kendi menfaatlerine uygun gördükleri için Yahudilere söz verdiler. İşte meşhur Balfour Anlaşması. Biz de burada devlet kuracağız dediler. Sonra netice itibariyle 1917'de efendim
İngilizler Kudüs'ü işgal ettiler. Evet. Filistin'i, Kudüs'ü işte oradaki cepheden biz muhteşem bir ricattan sonra Kudüs'e de geçirdiler. Bu kadar bir yıllar, yüzyıllar süren bir hasret var Yahudi devletine. İngilizler söz vermiş. Yahudiler dört gözle bekliyor. Sürekli İngilizleri sıkıştırıyorlar. Yahudi şeyde işgal etmiş, almışlar neticede. Devletin kurulacağı, kurulmayı planladığı da almışlar. 1917'de. Peki şunu düşünüyor muyuz acaba? Neden 1948'de İsrail devleti ilan ettiler? Niye 31 yıl beklediler? Yani her şey ellerinde. Hadi bir hilafeti bir risk olarak görsen, onu da kaldırdılar, onlara kaldırttılar daha doğrusu 1924'te. Ne kaldı engel olarak? Yani çevre düzenlemesi mi diyelim? İşte bütün bunlar aslında, şura gelmeye çalışıyorum. Bütün bunlar bize gösteriyor ki artık mücadelenin biçimi değişti. Eskiden Haçlı Seferler dediğimiz şey cephede evet. oluyordu. İşte kılıçla, kalkanla, şövalyelerle. Böyle bir şey yok. Artık Haçlı Seferleri içeride oluyor. Evet. Yıllardır, yüzyıllardır hatta neredeyse 200 yıldan beri bizim Haçlı Seferleri bize içeriden yapıyorlar. Şimdi bunun dediğim gibi hadi öncesini zaten bir kesim öncesini yok sadece şimdi Osmanlı dönemini orada olup bitene bakmıyorlar. Şimdi bugün Türkiye'de yaşayan herkes Türkiye'deki olup biten darbelerin, efendim muhtıraların, diğer efendim birçok şeyin vesayet unsuru yani dışarıdan birilerinin zorlaması olduğunu kabul ediyor, görüyor. Şimdi bütün bunlara rağmen kahvedeki bir vatandaşımızın dahi her olup bitende ya burada Amerikan bir şeyi vardır, ya burada bilmem dediği halde veya Yahudiler ya bu bak bunlardan Yahudiler çıkabilir diyor biz insanlarımız halbuki. Sayın Cumhurbaşkanı en üst seviyeden bir şeyde bulundu. Tabiri caizse bir uyarıda bulundu. Dedi ki iç cephe önemli, dışarımızda çok yakına kadar geldi şey, tehdit, tehlike. Bunun üzerine bu yeniden aday olmak için böyle diyor. Veya efendim işte siyasi işte sanki iki gün sonra seçim varmış gibi dedi. Bizzat Sayın Özgür Özel ki Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir en güçlü partinin lideri yani aday veya değil neyse. Sonra madem öyle şey yapsınlar dediler. Gizli oturum yapıldı. Orada her neyse bilmiyorum yani ilgililer Dışişleri Bakanı, efendim MİT Müsteşarı orada şey yaptı, sunum yaptı olup bitenlerle ilgili. Çıktı yine Özgür Özel dedi ki ya bu abartacak şey İsrail bize mi saldıracak dedi. Bu İsrail bize mi saldıracak ifadesi beni çok endişelendirdi. Onun için biraz uzaktan geldim buraya ama kusura bakma. Şöyle endişelendirdi. Az önce anlatmaya çalıştığım şeyleri biz millet olarak gözlemlediğimiz halde ve içeride olup biten her şeyin bugün Gezi'nin bile nasıl olduğunu artık biz öğrendik ya nasıl efendim cereyan ettiğini. Şimdi böyleyken İsrail bize mi saldıracak demek bir bu olup bitenlerde ya hiçbir şey anlamamak demektir. Ki ben o kadar affedersin saf olacağını zannetmiyorum. Yani bu ülkede yaşayan bu kadar yıl evet. Biraz önce dediğiniz kahve nezdinde zaten. Vallahi bak ben herkesten ben bir sürü dostlar işte yayında şurada görenler gönderiyorlar. Yeminle sana çok güzel, çok net analizler yapıyorlar. Tamam mı? Şimdi böyle bir ülkede çünkü bu ülkede bize öğrenilmesi kalın kafasını bize zorla öğretiyorlar. Yani yaşadığınız yer çok önemli bir yer. Biz asla orayı size kendinize bırakmayız. Biz orayı karıştıracağız diye bize öğretiyorlar yani. Böyleyken bir Haçlı Siyonist ittifakının ürünü olan İsrail'in bir ülkeyi hedef almak için illa oraya füze atınca ancak oraya hedef aldığı, ancak o zaman o ülke için risk teşkil ettiğini düşünüyorsanız bu bölgede, bu ülkede vallahi size geçmiş olsun. Geçmiş olsun yani. Kötü niyetli diye bakmak lazım artık. Bunun dışında bir şık kalıyor. Vurdum duymazlık diyeceğim ben. En hafif ifadesiyle hıyanet diyemiyorum. Vurdum duymazlık diyeceğim ama unutmayalım ki hep vurdum duymazlık yüzünden gitmiş bu ülkede ne olduysa o zaman onların yüzünden başına gelmiş yani. Evet. Az önce yani burada biz gelirken gördük bazı şeyleri, dinledik, izledik bazı şeyleri. Abdurrahman Han nasıl yıkılmış? Evet. Şimdi şöyle toparlayalım. Bahsettiğiniz son saldırı, ayrılar çıktı ortaya iki terör, işte PKK teröristiymiş falan filan. Bunların hepsi doğrudur ama bunlar nihayet tetikçi. Tamam mı? Ne olacak o PKK için? PKK ne yapacak yani orayı o ne elde etti PKK şu anda? Hiçbir şey elde etmedi ki. İki tane gerizekalı zaten orada geberdiler tamam mı? Veya orada imalatı mı durdurdular yani? Ne yapacak yani PKK bu
Buradan PKK'nın şeyi ne? Şöyle bir şey okumuştum. Yani şimdi diyorlar ki aslında Devlet Bahçeli'nin sözüne bir cevaptı bu. İşte PKK'nın ipi Abdullah Öcalan'da değil bizde. Hani İyi bir ya. Şey varsa tamam, bize işte aynı geleceksiniz. Işte. Evet. Aynı yere geldi işte. Ben de ondan oraya gelmeye çalışıyordum. Hı-hı. Yani PKK derken bu PKK'nın şimdi Doğu Güneydoğu'daki bir eylem daha farklı bir anlama gelir, tamam mı? Yani evet. Onun için bölgedeki insanlar korkutarak kendisine şey yapma işte falan. Burada bu hedefin seçilmesi PKK yapmış olabilir. PKK yaptırmış olabilir. Ayrı bir konu ama neticede bu birilerinin tetikçiliğidir bu. Evet. Dolayısıyla işte İsrail bize mi saldıracak diyenlere aha ben dedim ki bu dedim İsrail saldırısıdır. Evet. Ayrıntıya gerek yok. Bir de bir şey dikkatimi çekti Nur abi. Yani bu mesela teröristler yakalandı, kimlik tespiti yapılana kadar bir süre geçti. Ya bu süre içerisinde ben televizyondaki uzmanları seyrettim. Hani yorum yapanları seyrettim. Ne hikmetse sürekli bunun PKK olmadığı işleniş bakımından, silahın tutuş bakımından, işte kullanılan teçhizat bakımından, sırtındaki çantasına kadar bunun PKK olmadığı, daha profesyonel bir örgüt olduğu sürekli böyle bir lanse edildi. Hiçbir şey değiştirmez bu. Ya hiçbir şey değiştirmez. Hiçbir şey değiştirmez. Bakın, emperyalist ülkeler ki, emperyalist deyince akla sadece İngiltere, Amerika gelmesin. Yani bu İsrail daha tehlikeli bir emperyalisttir. Evet. Diğerlerinin şeyi belli, coğrafyası belli. İsrail dediğimiz şey, sınırları olmayan bir Siyonist emperyalizminin ürünüdür. Tamam mı? İsrail bütün dünyada özellikle ekonomik, mali şeyleri, silahları kullanarak emperyalist hedeflerine ulaşan bir örgütün devletleşmiş halidir. Dolayısıyla o da dahil ben emperyalist dediğim zaman. Şimdi bunlar ki zaten biz şu anda ya yıllardan beri biz sınırda PKK'la falan değil, İsrail'in özel harp bilmem neyiyle uğraşıyoruz ya. Özellikle bu kadar net. Evet. Tamam. Bunlar zaten terör sepeti oluşturmuşlar. Terörizm sepeti oluşturmuşlar. Terör örgütü tabiri caizse torbası oluşturmuşlar. Tamam mı? Uygun gördükleri yerde PKK'yı, uygun gördükleri yerde DAEŞ'ı, uygun gördükleri yerde bilmem ne o Haçlı Şabi'yi, uygun gördükleri yerde bilmem DAEŞ, Afrika'daki bilmem neyi yani yerine göre kullanıyorlar. Nerede uygunsa, hangisi uygunsa onu kullanıyorlar yani. Hepsi onlar hizmet ediyor. Dolayısıyla bir önemi yok yani. Önemi yok derken tamam soruşturma için, ne için gerekli olabilir ama evet. Benim açımdan bir önemi yok o ayrıntının yani. Evet. Dolayısıyla şeyi de şöyle ben yorumluyorum. Başkanın o açıklamasına tepki gösterenler oldu. Uygun görenler oldu. Şimdi Öcalan'ın kim olduğunu biliyoruz. Efendim, Öcalan'la ilgili bu ülkede ben hiç kimsenin böyle bir onun adına, onun iyiliği için, onun için af talep edeceğini, onun serbest bırakılması isteyeceğini düşünmüyorum. Evet. Ama burada Bahçeli başka bir şey söylemeye çalışıyor, başka bir şey söylüyor. Şunu unutmamak lazım. Bahçeli dediğimiz kişi Türkiye'de Türkçülük, Türk milliyetçiliği üzerine siyaset yapan bir partinin genel başkanı. Yani bu siyaset yapan bir kişi. Evet. Ve Bahçeli böyle söylerken aslında bana göre ciddi anlamda bir siyasi konforunu bir kenara bırakmış oluyor. Hatta evet. Riske atıyor kendi siyasi geleceğini, riske atıyor. Onun tabanının tamamının bunu çok iyi anlayabildiği kanaatinde değilim. Bunu göze alarak bunu söylüyor. Dolayısıyla şehitlerimiz var, o şehitlerimizin yakınları var. Dolayısıyla onların Öcalan'la ilgili düşüncelerini, duygularını biz çok iyi biliyoruz. O da biliyor bence. O bakımdan böyle bir şey söylemesi bence bu bir kullanılan bir şeydi. Terörde kullanılan bir şeydi bu. O argümana da ellerini almaya yönelik bir çıkış olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Nitekim onun neticesi görülmeye başlandı şu anda. Yani mesela ben en önemli beklentim bu şeyle ilgili. Bir kere hep bu çıkıştan sonra hep bir açılım mı, yeni bir açılım mı düzenleniyor? Daha önce oldu ne olacak, şimdi ne olacak, ne farkı var gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bu süreçte ben hep daha önce işte 2009'daki açılımı hatırlandığını, ona atıf yapıldığını görüyorum. Evet. O yarım kaldı, tamam netice ulaşmadı falan. Buna rağmen onun çok bölgeye çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum ayrıca. Ben o açılımın yarım kaldığı için bir işe yaramadığını düşünmüyorum. Evet. Millet çok iyi anladı şeyi. Yani kimin Kürtler için çalıştığını, kimin iyi niyetli, kimin iyi niyetsiz olduğunu bir kere iyi gördü bölge halkı. Ben mesela Sayın Bahçeli'nin konuşmasından şunu anladım. Hani madem hani terörü bitirmek istiyorsunuz, madem terörist yani terör örgütlerini
olarak namzet edilmek istemiyorsun, çağrılmak istemiyorsanız tamam gel o zaman meclise söyle, bütün örgütü kapat, bitir. Ellerine gibi bir şey almak yani. Yani kozu, hani o Kürt milliyetçiliği üzerinden yapmış oldukları o vesayet mücadelesini ellerinden oraya almak. Geleceğim. Evet. Şimdi buna rağmen ben bunun bugün şimdi işte o neyse yapılma çalışılanın o birinci açılımla hiç alakası olmadığını düşünüyorum. Evet. Bir kere şunu unutuyor herkes. O zaman hatırlayın lütfen açılım diye bahsediyorum işte kardeşlik projesi falan neyse. Onun asıl amacı neydi? O dönemde içeride çok ciddi anlamda terör eylemleri vardı. Hatta biliyorsun neydi onun nihai hedefi neydi? Silahını bırak git. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Son hedef buydu yani teröristler silahını bıraksın gitsin. Amaç buydu. Şimdi Türkiye'nin böyle bir durumu yok ki. Kime silah? İçeride silah. Bakma o geçen gün saldırıyı ben ayrı düşünüyorum. Yani içeride her gün bir PKK eylemi falan olduğu yok şimdi. Evet. Terörist yok doğru dürüst. İçeride dağa çıkma eylemi kesildi falan. Yani bu anlamda dönem o zamanki dönemle aynı dönem değil. Beklenti de aynı değil. Yani içeride bugünkü o yapılan açılımın ne diyeceksek onun içeriye yönelik ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. O zaman ne çıkıyor karşımıza? Dışarıdan bir tehdit var. İşte o PYD, PKK falan dışarıdaki. Onların üzerine, onlara yönelik bir şey olduğunu ben düşünüyorum. O zaman ne çıkıyor ortaya? Çok fazla biz onların bu şeyi teklif yapanların bildiği şey, kadarını bilmiyoruz ama bir PKK'yı biz veya Kürtleri diyelim. İngilizlerin, İsrail'in, Siyonistlerin çok iyi kullandığını biliyor muyuz? Kuzey Irak'taki şeyin Kürt yönetiminin oluşumunda İsrail'in çok büyük payı vardır. Hatta bunu gizlemiyorlardı yani. Geçenlerde hani yakınlarda bir şey yakındaki epey oldu. Hani bir bağımsızlık şey olmuştu ya. Evet. Orada sallanan İsrail bayrağı şeyden daha fazlaydı. Evet. Fotoğraflarını gördüm ben yani. Açık açık Mossad'ın eğitim verdiği, onlar o hale getirdi. Hepsini söylüyorlar. Şimdi aynı şeyi Suriye'nin kuzeyinde yapıyorlar. Yıllardan evet. beri. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla aslında bunun bir ya PKK, PYD'yi İsrail'in, Siyonizmin elinden almak tamam mı? Bu olmuyorsa, ki ben bunun olacağını düşünmüyorum, bu kadar kolay değil bu. Bu olmuyorsa içerideki Kürtleri, Kürt vatandaşlarımıza olup biteni daha iyi anlatmak. Bak biz Öcalan diyor, ne zaman deme şey deseler Öcalan'ı gösteriyordu. Adres orası diyordu tamam mı? Orayla görüşün. Orayı gösteriyor şimdi şey, şimdi evet. Yan çizmeye başladılar. Evet. Bu yapılan şeyin, bakın gördünüz mü? Daha biz fırsat verdik, gel dedik. PKK'nın maksadı, PKK'nın efendim şeyi, derdi siz değilsiniz. Her ne kadar biz Kürtlerin mağduriyeti gidermeye çalışıyoruz, Kürtlerin için deseler de siz değilsiniz. Onlar başka yerin emrinde. Evet. Gerçeğini anlatmaya yönelik bir çıkış olduğunu ben bunu düşünüyorum. Evet. Dışarıdaki kesime yönelik bir şey bu. Nitekim bu görüldü zaten yani. Bak diye demiyorlar mı hep Öcalan, işte Öcalan önder demiyorlar mıydı? Bu açıklamadan sonra Çıklı Kandil'deki ne dedi? Siz Öcalan şey karar olmaz dedi. Biz yani silah bizde biz karar veririz dedi. Evet. Gördün mü? Yani meselenin aslında Abdullah Öcalan olmadığını, yani İslam siyasi figür olarak çok onların hani dediğimiz gibi Kürt milliyetçiliği üzerinden elde etmiş, devşirdikleri o menfaatin resmi ideolojik şeyi olabilir ama aslında mevzunun başka bir noktaya gittiği belli. Son olarak Nuh abi şunu da sorayım, ondan sonra bölümümüzü noktalayalım. Bir de şöyle bir yorum yapılıyor. Şimdi Devlet Bahçeli çıktı. Tabii ondan önce Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili bir yorumu var. İşte terör ne olursa olsun bitirilmeli dedi. Arkasından Devlet Bahçeli böyle yorum yaptı. Sonra Özgür Özel çıktı. Talihsiz bir hani eli arttırıyorum falan dedi. Bir şey yaptı. Hani burada daha iyi niyetli bir şey var. Fakat Özgür Özel'inki biraz daha böyle şeye kaçıyor. Dediğimiz gibi kötü niyete kaçıyor. Böyle bir yorum yapıldı. Yani acaba hani şimdi İsrail adım adım geliyor. Bu İsrail'in bu adım adım şey yapmasından dolayı yani Erdoğan'ın acaba Türkiye'deki bu odakları birleştirip dışa karşı böyle bir tek cephe olmamız lazım gibi bir gayreti, bir çabası olabilir mi acaba diye de böyle bir aklıma geldi işin açıkçası. Ben tabii ben başlarken işte içten dıştan entrikalar uzun zamandan beri hep şeye vurguluyoruz hep dışarıdan bir içeriden. Aslında bunu vurgulamak için oradan başlamıştım. Bu kısmını tam ifade edemedik, oraya bağlayamadık. Eksik kaldı. Teşekkür ederim bu soru için. Tam da onu demeye çalışıyordum. Yani biz Selçuklularda da bunu gördük, görüyoruz. Osmanlı'nın yıkılışında gördük. Herkese az önce bahsettim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şöyle şahlanamamasından ta kuruluşundan bu tarafa ne zaman bir ayaklansa bir çelme takılıp düşürüldüğünü de gördük.
bunların tamamının ucunun dışarıda olduğunu gördük. Tamam mı? Evet. Dolayısıyla bugün gene tek tehlike bu. Yani içeride işin askeri boyutu başka bir şey. Tamam mı? Hı-hı. Onlar şu silah var, bizde bu yok. Bu başka bir şey bu. Ama ben şu anda en acil birinci meselenin, birinci problemin, birinci zaafın silah veya askeri şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sürekli olarak bize oradan girmişler. Tamam mı? Hep evet. O iç cepheden girmişler. Hep iç cepheden, itaatçılardan başlamışlar. Hep iç cepheyi kullanmışlar. Bugün de tam da işte Bahçeli'nin de Erdoğan'ın da bu yapmaya çalışan şey bu iç cepheyi güçlendirmek. Tamam mı? Birinci evet. Şey bu. Bu sağlam olduğu zaman gerçekten şey ikinci plana kalır ki biz çok şükür yani bu saldırında zaten şey bu. Biz eskiye göre şey bakımından da askeri ve silah bakımından da çok daha iyiyiz eskiye çok göre. Çok güçlüyüz. Evet. Amerika'ya meydan okuruz silah o anlamda demiyorum ama neticede bizim şu anda zaten biz bu konuda belli bir seviyeye gelmeseydik şundan emin ol ki biz terörle mücadeleyi de bu noktaya asla getiremezdik. Evet. Kullandırdılar mı bize? Hayır. Ne o bir şey veriyorduk, bir sürü para veriyorduk. İsrail'in ne o neydi o bir şeyler. Heron. Heronları. Daha adamlar bizden önce şeyleri önce teröristlere veriyorlar. Teröristler önce kaç anlaşmaya koymuşlar. Bir saat sonra vereceğiz. Şeyden çekilme bir saat sonra erken bir saat sonra. Bir saat sonra adamlar gidiyor ondan sonra şey bize koordinatlarını veriyor. Evet. İşte bütün bunlardan dolayı ben yani Türkiye'de Türkiye'nin bırakın Türkiye yönetmeye talip olan bir partinin liderini tamam mı? Gazetecilik yapan efendim aydın kesim olarak ortada görünen kim olursa olsun bu ülkenin bir kanaat önderi olarak görünen herhangi birisi, herhangi bir kişi İsrail'in, Amerika'nın, Yahudilerin, İngilizlerin bize saldırısı, bize saldırısından, saldırısı ifadesinden bir şey fırlatınca ancak buraya bir füze gelince bize saldırdığını düşünüyorlarsa eğer onlar oturup biraz ders çalışsınlar. Hele hele siber yani, savaşların arttığı bir dönemde böyle, zaten. Böyle ders çalışmadan bu kadar ucuz, bu kadar sığ şeyle ortaya çıkmasın zaten. Bir ders evet. Çalışsınlar. Eğer saldırıyı bu kadar ucuza, bu kadar basit indirgiyorlarsa evet. İş o noktaya gelince geçmiş olsun yani. Evet. Nuh abicim teşekkür ediyoruz. Kıymetli yorumlarınız için. Bölümü kapatıyoruz ancak bir şey vardı görmüşsünüzdür. Bu saldırıdan sonra bir oradaki mühendislerden birine mikrofon uzattılar. Dedi çok, ki yani çok güzel bir ekranı izlerken hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz dedi. Bu sloganla bitirelim bir de buyurun. O slogan onu öyle öyle tam damardan yerinden oldu ki o. Onu TUSAŞ kendi kurumsal şey olarak onu açıkladı. Aynı ifadeleri. Çok güzel. Ve Cumhurbaşkanı da dünkü konuşmasında aynen bunu tekrarladı tekrar. Aynı evet. ifadeler ama. Evet. Çünkü bu ben hatta işte Perşembe günü biz o gün o çocuğun o arkadaşın konuştuğunu o günün manşeti yayınladık. Ben inan gayretlere ağladım. Çünkü bu ifade o iki cümle, iki kelime evet. saldırı yapanlar, saldırı yaptıranlar, onun gerisinde kim varsa tamamının şeyini boşa çıkaran evet. Bir ifade. Çok net yani. Bizim oturup benim telefonun karşısında saatlerce konuşmamın bir anlamı yok. O ifade her şeyi anlatan bir şey yani. Evet. Çok değerli. Üzerine tokat. Bu arada efendim kapatmadan önce bu 15 Temmuz gecesi vefat eden şehitlerimizin ruhları şad olsun. İşte gazilerin hayırlı ömürler versin. Yani onların saldırıda evet saldırıda şehit olanlara da Allah Teala rahmet eylesin. Amin. Hani bunu söyledim çünkü malum hani terör başı öldü. Emin olun ki yani mezarlarında ruhları şad olmuştur diyelim. Gaziler de tabii zaten gördük. Onlar çok zaten. Sevinmişlerdir. Allah Teala devletimizi, milletimizi muhafaza eylesin. Başımızdaki kötülerden uzak tutsun. Hani Cumhurbaşkanı diyor eskiden de hep söylenirmiş ki Allah Teala mert kendini gösteren düşmenler varsın. Hani bu gelecekse de. Nerede? biz hep aksi geliyor bize birader evet. Yani. Coğrafya yaşadığımız coğrafya. Yapacak doğru. Bir şey yok. Nuh abicim teşekkür ediyoruz inşallah. Ederim. Değerli dostlar önümüzdeki bölümlerde kitaptan yapmaya devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.
Thank you.